Herkese merhaba. Gündem Beşiktaş'ta her hafta olduğu gibi yine sevgili İlker Duralı ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Beşiktaş'ta değişimler gerçekleşti ama önce kısa hatırlatmamızı yapalım. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı unutmamalarını isteriz. Evet. Ve bir kez daha teşekkür ederim destekleri için. Şimdi yeni başkan belli oldu. Beşiktaş'ta yeni yönetimin ilk önceliği ne olmalı? Bir kere önce herhalde bu takıma çocuklar biz geldik artık bir zahmet, yani şey gibi düşün. Boş derstesin değil mi? Lisede. Hı hı. Yani siz daha gençsiniz, siz daha şey hatırlarsınız. Boş derste böyle gevşek gevşek oturursun sırada, ayaklarını uzatırsın filan. Sonra dersi dolduracak olan öğretmen gelir. Der ki şöyle bir kafayı çevirir. Çocuklar toparlanın. Yani Allah aman filan dersin böyle. O lazım. Bir toparlanın demeleri lazım önce. Bunu diyecek olan kişi de çok yüksek ihtimal tabii Sayın Hasan Arat, o ayrı bir mevzu ama önce, bu arada hayırlı olsun. Evet. Yani benim kendi adıma beklemediğim kadar net ve dominant bir zafer elde etti. Bu 1,5 yıllık süre hani deniyor. O süre için çok güçlü bir pozisyon buldu kendisine. Tabii ki Hasan Arat diyecek bunu ama en başta Feyyaz Uçar. Yani orada ben geldim, Samet Aybaba geldi, Hasan Arat tepemizde. Tamam, şey bitti. O eski goy goy dönemi bitti çocuklar. Toparlanıyoruz, ayaklarımızı sıradan indiriyoruz, doğru oturuyoruz, tahtaya yazıyoruz. Ders 1, takımdaşlık. Oradan başlıyor. Oradan başlaması lazım yeni yönetimin. İlk yapması gereken bu. Ondan sonraki zaten bir yol haritaları vardır. O yol haritasında neler öncelikli onların kafasında göreceğiz ama ilk önce bir takımı silkelemeleri gerekiyor. Yani çünkü onların kendi kendilerini silkeleyecek hali yok. O çok belli oldu artık. Rıza Çalımbay'ın Ankara Gücü maçı sonrası açıklamaları vardı. Puandır özellikle deplasmanda Ankara Gücü ligin en iyi takımlarından biri. Taraftardan tepki çekti bu açıklamalarda. Sen neler düşünüyorsun? Yani hoş değil. Yani Rıza Hoca muhtemelen bir şekilde bir motivasyon arıyor. Yani takım şey. Yani bir puan aldık. Hani kaybetmedik. Ama şimdi Rıza Hoca'yı istemeyen demeyeyim de Rıza Hoca'ya mesafeli olan bir kesim vardı biliyorsunuz. Yani Rıza Hoca yine göreve gelirken de. O mesafeli olan kesimin genellikle çıkış noktası da bu. Yani Rıza Hoca'nın biraz daha onlara göre dar bir vizyonda olması. Ben bu düşüncede değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Rıza Çalımbay'ın öyle bir dar vizyonda olduğu düşüncesinde değilim. Ama Rıza Hoca'nın artık bu söylemleri bırakması gerekiyor. Burada birkaç video önce yani oldu biraz diye hatırlıyorum. Yani Şenol Hoca gitmiş miydi yeni ya da gitmek üzere miydi? Hani işte Rıza Çalımbay muhabbeti yapmıştık. Ya bazı söylemlerini geliştirmesi ve değiştirmesi lazım demiştim. Şimdi Rıza Hoca büyük takım futbolcusuydu. Beşiktaş'ta başladı kariyeri, büyük takım ama Beşiktaş'ta bitti. Bir ara Beşiktaş'ta teknik direktördü ama hep teknik direktörlük olarak daha orta kalibre diyelim takımlarda çalıştı. Orta kalibre takımlarda çalışa da orta kalibre takım söylemi yerleşti Rıza Hoca'ya. Bu söylem bugün olmasa bile yarın rahatsız eder insanları. Yarın etmesi ondan sonraki gün eder. Eninde sonunda eder. Çünkü herkes... teknik direktöründen, büyük takım taraftarı bir teknik direktöründen daha iddialı, daha geniş alan kapsayan, hacmi büyük söylemler bekler. Rıza Çalımbay dahi olsan, Atom Karınca dahi olsan bunu bekler. İlk başlarda bir ses etmez, alttan alır ama bekler. Rıza Hoca'nın bunu biraz geliştirmesi gerekiyor ama şimdi o kadar çok geliştirmesi gereken şey var ki hani... Adamın herhalde aklına en son gelecek olan şey şu anda budur diye düşünüyorum. Çünkü takımda hiçbir şey yerinde değil. Ama yine de Rıza Hoca'nın söylemlerini bence yeniden revize etmesi. Yeniden revize etmesi doğru bir şey olmadı. Hani yeniden gibi oldu. Söylemlerini bir revize etmesi gerekiyor. Onun dışında tepki gösterenler haklı. Ama dediğim gibi Rıza Hoca da hakikaten bence... beklediğinden daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya kaldığı için o da şaşkın durumda. Yani belli açıklamalarında da belli aslında hani Rıza Hoca'nın şaşkınlığı. Evet, Beşiktaş son iki maçını 0.38 ve 0.48 gol beklentisiyle tamamladı. Beşiktaş'ın oyunu geriye mi gidiyor? Bu takımın pozisyon üretmekte zorlanmasının nedeni nedir? Şimdi takım geriye gitmiyor. Takım zaten hani olduğu yerde aslında. Hani yerinde sayan bir takımdan bahsediyoruz. Daha kötüye gitmiyor. Sonuçlar daha kötüye gidiyor. Bir de kopukluk daha kötüye gidiyor. Yani iyice takım olmaktan uzaklaşıyorlar. Şimdi son maç genelinde bakarsak bence en büyük hata, belki de tek hata diyebiliriz. Chamberlain. Ne olursa olsun takımda futbol oynamaya çalışan bir tane adam var. Yani yeterli deyin, yetersiz deyin, beğeniyoruz deyin, beğenmiyoruz deyin. Her şeye kabulüm ama top oynamaya çalışan bir tanecik adam var. O da Chamberlain. Hakikaten adam bir şey yapmaya çalışıyor. Başlarsın onunla. Ya ki zaten girdikten sonra da fark ettirdi. Hatırlayalım. Gürüş maçında da hani bir şeyler yapmaya çalıştı demiştik. Yani Chamberlain yetmedi ama bir şeyler yapmaya çalışan tek adamdı diye. Orada bir yani Chamberlain'le başlasaydı belki daha üretken bir Beşiktaş olabilirdi. Ama görece olarak. Şimdi oradan oraya gelelim. Bunu o kadar çok sık söyledim ki muhtemelen videoyu seyreden arkadaşlar hemen hemen her videoda denk gelmişlerdir. Geçen sene bu programda yoktuk ama geçen sene de bunu söylüyordum Beşiktaş'la alakalı olarak. Yaz dönemi, özellikle yaz transfer döneminde çok söyledim bir de bunu. Yani bu yıl transfer döneminde, önceki yaz transfer döneminde. Daha Gezdal'ın sakatlıkla ilgili bir derdi tasası yokken Beşiktaş sadece Gezdal'a dayalı. Bu çok büyük bir risk. Beşiktaş'ın orta sahada bir organizatöre ihtiyacı var diyordum. Sezon başladı. İşte organizatörsüzlük ve Gezdal'ın sakatlığı Beşiktaş'a o geçen sezonu kaybettirdi. Bu sezon Beşiktaş'a böyle bir transfer yapması gerek dedik. Yapmadılar. Olmadı. Almadılar. En alınması gereken adımı almadılar. Alınmaması gereken adamı da aldılar. Öncelik sırasını da karma karışık hale getirdiler. Yani çok karma karışık bir transfer politikası ortaya koydu Beşiktaş. Ve en önemli eksiğini hiç gidermedi. Yani şaka gibi. Hakikaten. Yani mesela Galatasaray'da Solbek problemi nedir ya? Ama Galatasaray bir Solbek alıyor değil mi? Yani alıyor, deniyor, olmuyor. Hani evet. Tutturamıyor ama yani hani ama alıyor. Beşiktaş almadı. Hani almadı. Hani alsan diyeceksin ki ya aldı ama olmadı ya. Şöyle adamlar tutturamadılar. Neyse şimdi transfer bu dersin filan. O da yok. Bu olmadığı, bak sordun ya ilk soruna. Ne yapmamız lazım? O daha böyle genel yaklaştığımız pozisyon dışında transfer için konuşursak orta sahaya adam alması lazım. Beşiktaş'ın ilk yapması gereken o. Lider karakterli diyeceğim. Ya da işte takımı sahiplenen, kötü gidişe isyan etme karakteri, potansiyeli olan oyuncu alması gerekiyor. Beşiktaş'ın ilk yapması gereken bu. Ve böyle bir yerli oyuncu var mı? Sanırım yok. Bunu yabancı oyuncu olarak yapması gerekiyor. Yani ilk yapması gereken bu. Evet, peki Beşiktaş'ın devre arasında bu söylediğin transferle beraber kaç transfere ihtiyacı var? Şimdi şöyle, yani biraz işin latifesine vurduk biraz, hani işte geçen hafta demişim galiba değil mi? Sağ bek, sol bek falan. Hakikaten her mevkiye transfer ihtiyacı var, o ayrı ama o orta sahanın ortası bir kere şart oldu şart. Adam akıllı stoper, şart oldu şart. Beşiktaş'ın yapması gereken, omurga deriz ya, Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert mi? Mert Günok. Güven veriyor mu? %90 oranda güven veriyor. Evet. Omurgadır değil mi olay? Beşiktaş omurgasını bu sezon devre arasında yapmaya başlayabilir. Stoper al bir tane iyi. Tayyip Talha gelecek. Ben hala o çocuğa bekliyorum. Hani o çocuğa umudum, yani eldeki stoperleri düşününce Tayyip Talha'nın vadeti hala daha fazla. Sakatlığına rağmen çocuğun. Ama bir tane iyi bir stoper. Valla yani pek bu benim söylemim tarzım değildir ama yani maliyeti de çok fazla düşünmeden belki de iyi bir stoper, iyi bir orta saha organizatör özelliği daha ön planda olan ve hem stoper hem de orta saha oyuncusu gerçekten takımı sahiplenip takımı gerektiği zaman silkeleyebilme karakteri olan oyuncular. Öne şimdilik dokunmayabilirsin ama Abubakar gitmek istiyorsa hemen gönderirsin. Vegors'ta alırsın. Misal diyorum, hani illa olsun diye değil ama omurgayı oluşturursun. Ya da işte omurgada ileri ucu eksik bırakırsın. Ama seneye kesin değiştirmen lazım. Yani çok net. Ben olsam bu ikisinden başlarım önce. Sonra Rıza Hoca'nın isteklerine göre. Çünkü Beşiktaş'ın bu sene şöyle bir şey söyleyelim. Daldan dala atlıyoruz. Kusura bakmasın bizi izleyen dostlar ama ya da dinleyen. Bazen böyle sadece ekrana bakmadan evet. Bu adam bu surete niye bakacağım deyip kulaklıktan dinleye de olabilirler. Beşiktaş'ın hedefi Türkiye Kupası. Çok net. Yani o kupayı Beşiktaş bu sene almak zorunda. Çok net almak. Hem takım için almak, yani takımın ihtiyacı var. Hem Rıza Hoca'nın ihtiyacı var. Hem Sayın Hasan Arat'ın ihtiyacı var. Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip Türkiye Kupası'nı alması gerekiyor. Ona göre o devre arası transferler şekillenmeli. Bu oyuncu grubuyla o kupayı kazanamazsın. Bak çok açık ve net. Bu gamsız güruhla kazanamazsın. O yüzden o gamsız topluluğu hareketlendirecek nokta transferleri yap. Ondan sonrası birazcık da kısmet tabii. O işin ayrı bir kısmı. Ama bence öncelik stoper ve orta sahada organizatör. Yani ikisinde de hakikaten iyi isimlere yönelmesi lazım Beşiktaş'ın. Yani kamuoyunda tatmin edecek. Kamuoyunda tatmin edecek. Bu yıldız değil. Böyle şey demiyorum, yanlış anlaşılma abi. Yıldız oyuncu falan hani. Tadiş böyle dünya yıldızı değil mi? Yani Tadiş bilinen bir oyuncu, iyi bir oyuncu, bilinen bir oyuncu. Ama dünya yıldızı demezsin Tadiş'e. Beşiktaş'ın gündemindeydi. Öyle o tarz. Bulunmak zor mu? Zor. Ben ama çok inanan bir insan değilim. Hiç gerçi bir transfer komitesinde yer almadım ama hani devre arasında kimse iyi oyuncusunu satmadı. İyi oyuncusunu kimse hiçbir zaman satmaz. Yani ben iyi oyuncumu niye satayım? Yerine koyabileceğim birisi yok ise. Devre arasında da iş biraz daha maliyetli olur ama satar. Yani yeter ki doğru şeyi bul. Fiyatı bul. Dediğim gibi o iki bölgeyi Beşiktaş tamamlasın. Bir de galiba yine de bir kanat. Dediğim gibi bu sezonu tamamlamak için diyorum. Yoksa her mevkiye ihtiyaç var. Yani tartışmasız her mevkiye ihtiyaç var. Bir de sol ya da sağ kanada, ki sol daha mantıklı gibi gözüküyor şu anda. Skorer. Hem orta sahadaki oyuncu hem alırsan kanat oyuncusu skorer oyuncu. Skora katkı yapmayan oyuncu almasınlar. Baksınlar abi son 4 yıllık istatistiklerine. Skora katkı yoksa alma. Ha der ki hoca ya tamam bu skora katkı yapmadı ama benim oyunumda yapacak, merak etmeyin. O zaman tamam. Ama öbür türlü skora katkı yapmayan oyuncu alma orta sahaya ve kanatlara. Önümüzde önemli bir derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Ve Beşiktaş'ta yeni başkan ve yeni bir yönetim var. Orada Fenerbahçe derbisine etkisi nasıl olur? O pozitif olacak. Tribüne bir kere pozitif olacaktır. Yani zaten derbi olduğu için tribünde olacak. Hasan Arat'ın seçilmiş olması, herkes diyordu, sosyal medya ve tribün istiyor diye herkes istiyormuş. Yani bütün sandıklarda birinci çıktı. Evet. En yaşlı üyelerin oy attığı sandıkta da birinci çıktı. En yeni üyelerin oy attığı sandıkta da birinci çıktı Sayın Arat. Bütün camia istiyormuş Hasan Arat'ı. Sadece belli bir kesim ya da bir sosyal medya gazı değilmiş Hasan Arat. Şimdi öncelikle o konuda bir herkes netleşsin. Olayı sadece sosyal medya üzerinden okumak çok yanlış olur. Beşiktaş'ın Hasan Arat seçimine. Tribünler muhtemelen çok coşkulu olacaktır. Hasan Arat'ın ve Feyyaz Uçar'ın ve Samet Aybaba'nın varlıklarının da etkisiyle. Evet. Beşiktaş'ın yeni yönetiminin, onların da hakkını yemeyelim burada. Ayıp etmeyelim. Ama tabii Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi için motivasyon ve gazdan çok daha fazla zaten. Öyle bir derbi kazanamazsın. Rıza Hoca'nın muhtemelen Salih Uçan'a bak televizyonda senin için ne diyorlar diye televizyon seyrettirmesi gerekiyor. Paşam ancak o zaman biliyorsunuz derbiye motive oluyor. Çok taktım o söyleme. Ben hep konuşacağım yani Salih Uçan olduğu sürece. O gönderme yapacağım çünkü bir büyük takım, bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir büyük takımın futbolcusunun bir motivasyon için televizyon programına ihtiyaç duyması benim haftalardır söylediğimin doğru olduğunun ispatıdır maalesef. O konuda. Bu bir derbi. Derbide her şey olur. Yani Brüj, Ankara Gücü, İstanbulspor maçındaki Beşiktaş olmayacak. Evet, Beşiktaş şahane bir top oynamasını beklemiyorum. Açık ve net. Şahane bir top oynamasını beklemiyorum. Hatta muhtemelen bozmaya dayalı bir Beşiktaş olacaktır. Kendi sahası olacak olmasına rağmen. Rıza Hoca bu tarz maçları çok iyi oynar. Yani Sivasspor'da da, Denizlispor'da da, Kasımpaşa'da da Rıza Hoca bu tarz maçlar hep iyi oynadı. Yani 3 büyükler, 4 büyükler Rıza Hoca'nın takımına denk geldiği zaman sıkıntı. Neden? Çünkü hem seni iyi bozar hem de senin zafiyetine çok iyi gider. Evet, bir derbiyi Rıza Hoca'nın geçmiş dönemdeki karşılaşmalarındaki taktik anlayışı üzerinden yorumluyorum. Farkındayım. Ama bazen rasyonel olmak lazım. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe, çok özür dilerim. Beşiktaş Fenerbahçe geçen sene Kadıköy'de nasıl 4 golle yendi? Bir kişi eksik kalmasına rağmen oyunu geride kabullenerek, geriden oyunu hızlı bir şekilde çıkarak yaptı bunu. Hatta maksimum falan kullandı, hatırlayın Şenol Hoca. Beşiktaş kendi sahasında oynamasına rağmen daha çok bozmaya yönelik bir oyun anlayışıyla çıkarsa şaşırmayın, öyle söyleyeyim. Yadırgamayın da bu maç Beşiktaş adına kazanılması gereken bir maç. Kazanılması kadar kıymetli olanı direnç göstermesi gereken bir maç. Bu bir derbi. Konya maçında, diğer maçta, şurada maçta, bu maçta affeder. Hadi yine de affeder seyirci. Yani bu maçta o dirençsizliği affetmez. Bu bir derbi. Abubakar eski formundan uzak gözüküyor. Bunun sebebi takım performansı mı, topu istediği gibi alamamasıyla mı ilgili, sakatlık etkisi mi, yoksa psikolojik mi? Ya şöyle, şimdi Abubakar'ın sakat, hepimiz biliyoruz, dizinde bir problem var ve böyle amiyane tabirle adamın dizi yok diyoruz, değil mi? Birçok kişi öyle söylüyor. Şimdi Abubakar, Sergen Yalçın'la gelen şampiyonluk Abubakar'dan çok farklı bundan dolayı. O Abubakar yok. O Abubakar olmadığını da çok iyi bildiği için kendisi bir ceza alanı topçusu haline geldi. Gelmek zorunda kaldı. Yani bu Abubakar'ın mecbur kaldığı bir şeydi ki bu dönüşümü kabullenmek kolay değildir. Abubakar'ı bu anlamda da çok takdir ediyorum. Bir ceza alanı golcüsü haline geldiği için de, ceza alanı etrafı ya da golcüsü haline geldiği için de Beşiktaş onu beslemek zorunda kaldı. Yani eskisi gibi Alveri daha az yapıyor. Ki sezon başına iyi yaptığı için bunları Abubakar çok iyi formda gözüküyordu. Yani o Alveri'lerle beraber gol pozisyonuna da giriyordu Abubakar. Hareketliliği daha az, rakibi taşıması daha az, yaptığı baskı daha az. Cezanın içerisinde ben hatta biraz şey benzetiyorum orada, belki buradaki yayınların birinde söylemiş olabilirim, hatırlamıyorum ama radyoda bunu dile getiriyorum 5 yaşı konuştuğumuz zaman. Burak Yılmaz'ın son 5 yaşı geldiği dönemi hatırlayalım. Beşiktaş'ın oyun stratejisi mecburen topu al sonra Burak'a ver'e dönmüştü. Ve Beşiktaş'ın bir oyunu kalmamıştı. Böyle bir düz bir oyundu. Yine öyle bir şeyle karşı karşıya Beşiktaş. Çünkü Abubakar'ı başka türlü gol attıramıyor. Bu Abubakar'a topu vermek zorundasın. Gol atsın diye. Vermek için de organizasyonun yok. Organizatörün yok, organizasyonun yok. O yüzden de ortaya geçiyorsun. Haberi orta yaptı Beşiktaş haftalarca. Hatırla 27 orta, 28 orta ile tamamladığı maçlar oldu Beşiktaş'ın. Ve isabet oranı 5-6. Hatta ben biraz espriyle de karşı şeyim. Madem bu oyunu oynayacaksın bari Caner'i getir. Hani bu işi en iyi yapan adam. Hani, evet. Hani bari Caner'i getir. O işin latifesiydi tabii ki. Ama Beşiktaş alan problemi, Abubakar'ı başka türlü kullanabileceği bir organizasyon üretecek kadrosu yok. Abubakar'ı beslemek için kenar ortalarına muhtaç duruma doğru düşüyor. Kenar ortası iyi yapan iyi oyuncusu da yok Beşiktaş'ın. O yüzden de Abubakar sezonun başında şapkadan tavşan çıkartıyordu. Hatırla 3-4 kişi arasından filan driplingle gidip toplarla filan goller atıyordu. Kiev maçı filan, hani evet, şu maçlar bu maçlar. Şimdi onu da yapamıyor çünkü güçsüzleşti, senin dediğin sakatlığın etkisi biraz kendisini hissettirmiş belli ki. Güçsüzleşti. Bence mutsuz gözüküyor. Bilmiyorum, içeriden hiçbir haberim yok. Ama bu yani oyuncuların vücut dilinden anlarsın. Mutsuz gözüküyor. Ha belki yeni başkanla beraber bir hava değişirse mutluluğu tekrar bulabilir. Ama güçsüz ve oyun da Abubakar'ı beslemekten ırak. O zaman da Abubakar haliyle çok etkisiz kalıyor. Evet, Beşiktaş'ta bir yaratıcı oyuncu özelliğine sahip. Yani yaratıcı oyuncu ihtiyacı var. Aynen. Biraz önce bahsettiğin gibi Chamberlain mücadele etmek isteyen de bir futbolcu. Ama Chamberlain ve Rebic'in az süre aldığını görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Yani Rebic'i anlıyor çünkü Rebic çok gitgelli bir oyuncu. Yani bir koyuyorsun, bir şeyler yapacak galiba diyorsun. Sonra bir maça bakıyorsun, iç sahada yok. Güven vermiyor. Şimdi güven vermeyen oyuncuyu da sürekli oynatmıyor diye de eleştiremiyorum hiçbir hocayı. Chamberlain'le ilgili olarak yani fizik olarak belki yetersiz görülüyor olabilir diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması olabilir. Yok. Yani bu oyuncunun da biliyorsun kronik sakatlık problemi, yani riski var daha sonra. Sakatlık riski var sürekli. Belki bundan dolayı doktor tavsiyesiyle oynuyordur. Bak o da olabilir. Yani doktor diyordur ki ya 60 dakika oynatalım hocam. İster 0-60 arası, ister 30 hani 90 arası ya da işte ikinci yarı oynatalım. Bak o da olabilir Chamberlain'le ilgili. Ama yani Chamberlain hakikaten oynadığı, süre aldığı zaman her zaman iyi oynamıyor. Yani çok iyi oynuyor da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir şeyler yapmak için çabalayan bir oyuncu. Organizasyon da yapmaya çalışıyor. Çok öyle tarzı olmamasına rağmen organizasyon da yapmaya çalışıyor. Pas dağıtımında da yardımcı olmaya çalışıyor. İşte Ankara Gücü karşısında, yani Ankara Gücü savunması da öyle bir açtı ki koridoru. Hani diye böyle bir NFL running back gibi koştu böyle, attı golü Chamberlain. Yani bu tarz bir oyuncusu yok başka Beşiktaş'ın. Dediğim gibi oynayabilecekse oynatılması lazım. 60 dakika mı oynayabilecek? 0-60 arası oynasın. Maçı sana çözebiliyorsa orada çözsün. Ben ona yani tutunulması gerektiğini düşünüyorum. Ama Rebic'le ilgili olarak dediğim gibi oyuncu bir türlü istikrar güveni vermediği için hiçbir hocanın da ona bir türlü bir ısınarak ya da içine sinerek ilk 11 vermemesini istikrar bir şekilde anlayabiliyorum bir yandan da. Son olarak da Fenerbahçe derbisine Beşiktaş'ın nasıl bir ilk 11 ile çıkmasını temenni edersin? Ya bu sakatlık durumları çok önemli tabii. Şimdi yani iyileşirse Koli Beyli olsun yani en azından. Yani oynayabilirse Rozier olsun. Yani onun çok yıprandı bir de. Yani hem mental hem fizik yönü çok yıprandı. Solda Masuak olsun oynayabiliyorsa. Yani Gedson, Salih ve belki de Chamberlain. Hani artı 3'e takılma ihtimali olduğu için Salih diyorum. Yoksa Hacı Amatovic'i tercih ederim. Onu da söyleyeyim. Çünkü Mert, değil mi? Savunmada hep yer yabancı yaptık. İleride de olursa zaten Cenk Tosun olacak. Ki olmak zorunda. 3 evet, bulmak adına. O yüzden hani Salih'e mecbur kalıyor Beşiktaş. Dediğim gibi Hacı Amatovic'i tercih ederim. Önde de ne olursa olsun Abubakar. Sağda yine düzelirse Raşitsar, solda da yine artı 3'ten dolayı Cenk Tosun gibi gözüküyor. Yani ideal 11'den ziyade Beşiktaş'ın çıkartabileceği en iyi 11, sakatlıklar vesaire düzelirse bu gibi gözüküyor. Ya bu 11 çok şey vaat ediyor mu? Vallahi hani bir karamsarlık demiyorum ama bir içime sıkıntı düşüyor tabii ki. Yani form durumları, oyun gücü vesaire düşününce. Ama en muhtemelen 11 bu gibi gözüküyor açıkçası. Peki. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha Hasan Arat'a ve ekibine başarılar. Umarım Beşiktaş için hayırlı olur her şey. Evet. Derbiden sonra tekrar görüşmek üzere.